Teknoşok'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün burada Samsung'un yeni televizyonlarını tanıttığı yerdeyiz. Biliyorsunuz Samsung televizyon pazarı denildiğinde zirvede yer alan bir isim arkadaşlar. Bugün burada yeni Neo QLED 8K 4K OLED TV'leri ve sound barları tanıtılıyor. Şunu dipnot olarak hatırlatalım sizlere. Son 18 yıldır dünya genelindeki televizyon sektöründeki lider isim Samsung. Yani Güney Koreli teknoloji devi televizyon alanında gerçekten pazarı domine ediyor diyebiliriz. Zaten pek çok televizyon üreticisi de hali hazırda televizyon panellerini Samsung'dan alıyor. Bu bilgiyi sizlere verdikten sonra yeni nesil televizyonlardan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikli olarak şunu belirtelim. Bu televizyonlardaki en önemli özellik Artificial Intelligence işlemcisi desteği, yani yapay zeka desteği arkadaşlar. Gelişmiş NeQ 8 3. nesil AI, yani Artificial Intelligence yapay zeka destekli işlemciyle donatılan Neo QLED 8K AI TV teknolojilerinde önemli bir sıçramayı temsil ediyor diyebiliriz. Samsung'un en yeni televizyon serisi bunlar. Yani baktığımız zaman Samsung'un şu anda en gelişmiş, en yeni teknoloji serisi bunlar diyebiliriz. Nöral ağlarında 64'ten 512'ye 8 kat artışla geliştirilen bir işlemci söz konusu. Bir önceki modele göre 2 kat daha hızlı çalışıyor bu televizyon ve bu sayede giriş kaynağından bağımsız olarak net detaylar ve etkileyici bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Yapay zeka destekli görüntü teknolojisi sayesinde Neo QLED 8K'daki her saniye adeta görsel bir şölene dönüşüyor. Yüz ifadelerinden nüanslara kadar tüm detaylar etkileyici bir netlik ve doğallıkla ortaya çıkarılıyor. AI 8K yükseltme pro özelliği sayesinde kullanıcıların en sevdiği programlar ve filmler 8K ekrana yakın bir değerle eşleşen içeriklere dönüştürülüyor. Yani burada şu önemli arkadaşlar, sizin izlemek istediğiniz görüntü 8K'lık bir çözünürlüğe sahip olmasa da televizyon içerisindeki yapay zeka destekli çipi sayesinde bu görüntüleri 8K'ya yakın bir eş değere dönüştürebiliyor. Bu sayede kullanıcılar 4K TV'lere kıyasla daha detaylı görüntülerin keyfini sürebiliyorlar arkadaşlar. AI hareket geliştirici pro hızlı sahneleri akıcı ve net hale getirerek spor severlerin hayallerini gerçekleştiriyor diyebiliriz. Biliyorsunuz özellikle futbol maçlarında top uzun mesafelere atıldığı zaman ne oluyor? Görüntü bulanıklaşıyordu. İşte burada AI, yani yapay zeka hareket geliştirici çip sayesinde bu derinlik arttırılıyor ve arkadaşlar top normal bir şekilde hiç buğulanmadan, puslanmadan net bir şekilde giderken görüntülenebiliyor. Neo QLED 8K ayrıca yapay zeka ses teknolojisini destekleyen detaylı bir ses deneyimi de sunuyor bizlere. Bu yıl geliştirilen aktif ses yükseltici pro özelliği diyalogları arka plan görüntüsünden ayırarak her kelimenin net bir şekilde duyulmasını sağlayan yetenekler sunuyor bizlere. Özellikle canlı yayınlarda arkadaşlar bu özelliğin son derece kullanışlı bir şekilde bizlere sunulacağını söyleyebiliriz. Örneğin bir futbol maçı izliyorsunuz. Arka tarafta yoğun bir gürültü söz konusu. Bu noktada spikerin sesini duymakta zorlanıyorsunuz. Ne yapıyor? Yapay zeka devreye giriyor ve spikerin sesini sizlere net bir şekilde ulaştırmayı başarıyor. Hepsi bununla da sınırlı değil. Bu televizyonlarda oyun severler de düşünülmüş durumda. Oynanan oyunlarda direkt olarak AI otomatik oyun modu devreye giriyor ve oyunculara en iyi oyun deneyimini sunmaya çalışıyor. Neo QLED 8K serisi QN900D ve QN800D olmak üzere iki modelde 65, 75 ve 85 inç boyutlarında satışa sunuluyor. Serideki TV'ler premium büyük ekran kategorisinde yeni standartlar belirleyen bir görüntüleme deneyimi vaat ediyor arkadaşlar. Burada şunu sorabilirsiniz. Acaba bu akıllı televizyonda hangi işletim sistemi kullanılıyor? Bunu da hemen belirtelim. Samsung'un bizzat kendi işletim sistemi olan Tizen OS bu televizyonlarda var. Biliyorsunuz Tizen OS ilk olarak akıllı telefonlar için geliştirilmişti. Sonra bir dönem Samsung bu işletim sistemini kendi akıllı saatlerinde kullandı. Şimdi ise akıllı televizyonlarda karşımıza çıkıyor. Şimdilik bu bir ön inceleme arkadaşlar. Buraya geldik. Bu kadar bilgiyi sizlerle paylaşmak istedik. Eğer bu televizyonlar bize incelemeye gelirse daha detaylı bir incelemeyi sizlere sunmak istiyoruz. O zamana kadar bizleri takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.